Medyascope TV özel yayınından herkese merhaba. Bugünkü özel yayınımızda 78'ler girişimi sözcüsü ve 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu Bölgesi'nden Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunmuş bir isim. Celalettin Can 7 Şubat'ta gözaltına alınmış, 20 Şubat'ta da tutuklanmıştı. Kendisinin dava sürecini, tutuklanma gerekçesini, kendisiyle yaşamı paylaşan insan hakları savunucusu ve barış aktivisti Nimet Tanrıkulu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben bir kısa bir aslında Celalettin Can kimdir diye bir özet geçtim ama bir de sizden dinlemek isteriz. Celalettin Can kimdir? Celalettin Can'ın yaşam öyküsünü belki burada anlatmak hani biraz uzun olacak. Ben kısaca şöyle anlatayım. Celalettin Can Dersimli bir ailenin çocuğu. Bütün hayatı daha çok Dersim ve yakın çevrelerde geçmiş. Sonra İstanbul siyasal bilgileri kazanmış ve siyasal bilgiler öğrencisiyken de tutuklanıp ömrümün 19 yıl 9 ayını cezaevinde geçirmiş bir insan. Ömrü hayatı hep halkların barış hakkı, insanlığın kurtuluşu ve kendisini adanmış bir ömür diyelim. Yani bu mücadele, insanlık mücadelesine adanmış bir ömür diye tarif edebiliriz. Celalettin Can 19 yıl 9 ay, yani yaklaşık 20 yıllık süreçte hep dışarıyı çok farklı hayal etmiş. Yani çıktığında ne yapabilirim? Çok fazla bir ara onun için, ömründen çok fazla bir zaman kaybetmiş bir insan. Ne yapabilirim diye düşündüğünde kendi kuşağının yok sayılan bir kuşak olarak da tarif edilir. Yok edilmek istenen bir kuşak olarak da tarif eder kendisi. Kuşağının tekrar tarih sahnesine çıkması, tarih sahnesinde gereken role oynaması gerektiğini düşünür. Çünkü biliyorsunuz bu ülkede 12 Eylül askeri darbesi oldu ve 12 Eylül askeri darbesi bir kuşağı tırpanladı. Yok olmadık tabii. Bizim tarihimiz yaşıyordu ama çok zorlu dönemlerde, uzun mahpusluk dönemlerinde bu insanlar oynamak istedikleri, ülkelerine ait, yatırdıkları topraklara ait oynamak istedikleri rolleri oynayamadılar. Korkunç bir beyin göçü oldu o dönemde. Tekrar tarih sahnesine çıkmak için bir mücadeleye koyulur. Çıktığı günden 99-2000 yılları arasında cezaevine çıktığında kuşağının da adının yaşaması gerektiğini düşünür ve 78'ler vakıf girişimini oluşturur. 78 derneklerini, 78 federasyonunu oluşturulmasında büyük çaba sarf eder. Tırnak içinde söyleyeyim, hani kendisi mimarı diyebiliriz bunun. Ama tabii ki yalnız başına hiçbir şey yapmaz. Büyük bir örgütlüğü, geçmişten bugüne kadar birlikte mücadele yürüttüğü bütün arkadaşları, kendi deyimine göre bir ayda 2000 kişiyle görüştüm der ve bütün bu süreçte 78'ler Vakfı oluşur. Dostlarıyla birlikte büyük bir çaba, büyük bir tartışmanın içine girerler. Bu tartışma ilerlerken mücadele perspektifleri önüne konur ve burada en önemli şey kuşağı yasaklıdır. Kuşağının hakları elinden alınmıştır. En büyük, en temel şey önce bunları kaldırmaktır. Yasakların kaldırılması dediğimiz, memnun hakların iadesi dediğimiz meseleyle ilgilenir. Ve kuşağının tamamen tüm hakları elinden almış kuşağının hakların iadesini sağlar. Oradan 12 Eylül'ün güncellenmesi meselesi. Yani bu ülkede eğer bir 12 Eylül sorgulaması, 12 Eylül'ün takibi, fikri takibi, 12 Eylül'le yüzleşme ve hakikat çevresinde bir mücadele yürütüldüyse bunda 78'ler Vakfı'nın ve 78'ler girişimin tabii ki sözcüsü olan Celalettin Can'ın da büyük bir payı var. 12 Eylül mahkemelerin açılmasında da bu böyle bir durum. Ve o süreçte tarih sahnesine çıktığında bütün bu süreçlerin sonunda Türkiye'de bir yüzleşme hareketine çok ihtiyaç olduğunu, bir hakikatleri açığa çıkarma hareketlerine çok ihtiyaç olduğunu söyler bütün konuşmalarında ve bu kendisinin bulunduğu alanı bir demokrasi, bir insan hakları, bir hareketi olarak nitelendirse de bu süreçleri aslında bir siyasi tarz olarak yürütür. Çünkü bu kuşak zaten siyasidir ve geleceğe dönük ütopyaları olan, hayalleri olan, bu ülkenin özgürlüğü için mücadele etmiş insanlardan oluşuyordu. Siyasi yönünü hiçbir zaman geride bırakmadan bu mücadeleyi yürütür. Tabii ki bu ülkede halklar bir arada yaşıyorduk. Kürt ve Türk halkları, farklı halklar hep bir arada yaşıyorduk. Kuşağımızın bir yanı başka bir mücadele içindeydi.
ve onlarla da ilgili mücadeleden geri kalmaz. Bu ülkede mutlak ve mutlak gerçek bir demokrasi, eşit özgür bir yaşam sürdürülmesi isteniyorsa barışın mutlaka gerektiği olduğunu savunur ve kalıcı bir adil barış içinde mücadeleye koyulur. Yani bütün bunları yan yana yürütmeye, birlikte yürütmeye çalışır. Yüzleşme hareketleri, Türkiye'nin bütün cezaevlerinde yaşanan, o 12 Eylül sürecinde yaşanan bütün insanlık dışı uygulamalarla yüzleşme çabası içine girer. Metris'inden, Bayrampaşa'sından, Türkiye'nin bütün cezaevlerine, Diyarbakır'ına hepsi karşılık bulur ama öncelikle de Diyarbakır cezaevi karşılık bulur ve 1980 ile 84 dönemi vahşet diye adlandırdığımız dönemle ilgili yoğun bir çaba oluşur ve Diyarbakır Gerçekleri Araştırma Adalet Komisyonu bir dizi çalışmalar bununla birlikte tarif edebiliriz. Bildiğiniz gibi yakın bir zamanda 2013'e geldiğinde de Türkiye'de bir müzakere süreci, barış için müzakere ve çözüm süreci tartışmaları başlar. Çok zorlu bir süreçtir aslında kendisi için. Kendisini siyasi olarak tarif ettiğinde oraya sığmayacak bir insandır ama eğer bir halk eziyet görüyorsa, bir halka zulüm yapılıyorsa orada olmak gerekir. Yararlı olabileceksem olmam gerekir diye akil insanlar çalışmasını kabul eder ve o biliyorsunuz 1,5-2 yıl süresince o çalışmanın da içinde bulundu. İç Anadolu bölgesi heyetinde çalıştı. Çok zorlu bir süreçti. Çok riskler altında çalıştılar. Kendisinin özellikle bu konudaki Türkiye siyasal atmosferinde hala anlaşılmayan akil insanlar meselesinde önemli çabaları vardır. O tartışma süreçleri bugünden izlendiğinde Türkiye'nin tüm illerinde barışın neden gerekli olduğu anlatılır ve bu anlatımlarda da çok önemli bir rapor elde edilir. Bugün akil insanların o raporun kıymeti bilinmiyorsa bu meselenin çözümlenmediği, yani anlaşılmadığı düşüncesini hep söyler. Kendisi ifadelerinde hep bunu söyler ve gerçek bir barışın halklara doğru, şeffaf ve toplumsallaştırılarak anlatılması gerektiğini söyler ve akil insanların aslında bir parça değil, önemli bir bölüm bunu yaptığını anlatır. Öyle devam eder Celalettin Can'ın hayatı. Dediğim gibi hani bir yerden ben böyle özetlemiş olayım. Siz devam edelim. Son olarak Halkların Demokratik Partisi parti meclisi üyeliği yaparken 7 Şubat'ta gözaltına alınıyor. 20 Şubat'ta da tutuklandı. Silivri cezaevinde 9 nolda değil mi şu an? Evet. Hı-hı. Ama önce 5 noldaydı, evet, yanılmıyorsam. Evet. Neden hakkında yapılan suçlama nedir? Neden tutuklandı? Şuradan başlayayım isterseniz. Halkların Demokratik Partisi'nden önce söylediğim gibi 78'ler, hı-hı, girişimi sözcü. Bu coğrafyada yaklaşık 25 ilde örgütlü bir yapı, siyasi mücadele alanında da var olmaya çalışan bir yapı. Oradan siyasetin de yapılması için kendisine alan bulabileceği ya da kendini ifade edebileceği, siyasal görüşlerini en net ifade edebileceği ve barışın hakkı için çalışabileceği alan olarak HDP'yi seçti ve HDP'de siyaset yapıyordu. Uzun bir süredir HDP Parti Meclisi'nde çalışıyordu ve HDP Parti Meclisi'ndeyken sizin de dediğiniz gibi sadece 7 Şubat'taki gözaltıyla başlayayım. Ondan önce de sürekli gözaltı olmamakla birlikte uzun süreler Vatan Caddesi'ndeki, yani terörle mücadele tarafından çağrıldığında giden, ifade veren biriydi Celalettin Can. Ve Celalettin Can'ın şöyle bir, biz 2015'te Kıbrıs'a çıktık. Kıbrıs'a gittiğimizde bizi havalandan çıkardılar ama Celalettin Can'a izin vermediler. Epey bir uğraştı. Ne olduğu anda bilmiyoruz. Tamam, çıkabilirsin ama dönüşte şeye geleceksiniz, terörle mücadeleye. Dönüşte hemen bir gün sonra terörle mücadeleye gidip sorulara muhatap olduğunda, ya biz her çağırdığımızda geliyorsunuz, korkmuyor musunuz? Ne ifade ettiğinizi anlamıyorum demiş ama ben bu ülkede yaşamak istiyorum. Bu ülkede yaşamak isteyen biri olarak benden başka bir şey beklemeyin. Ben buraları terk etmeyeceğim. Burada yaşayacağım ve halkların barış hakkı, özgürlük mücadelesi, bütün halklar için, bütün insanlık için mücadelemi sürdürmeye çalışacağım. Bu size de bir gün lazım olacak diye cevap vermiş. Böyle aralıklarla gitti. En son 7 Şubat öncesi tekrar evimiz basıldı. Orada da bina görevlisine, biz evde olmadığımız için bina görevlisine not bırakmışlar. Celalettin yine avukatıyla gitti. 5 saat kaldı ve dönüşte, bittiğinde eve ne geldi? Bir sabit bir konutu olan, adresi belli, uzun yıllardır oturduğu
bir konut. Oradan işte bir hafta sonra da 7 Şubat gece yarısı, bir gece yarısı geldiler. Saat 2.30-3 civarlarında. Şunu vurgulamak istiyorum. Yani insanları gözaltına alabilirsiniz ama hepsinin bir kuralı olması gerekir. Yani bu kuraldan şunu kastediyorum. Yani insani olması lazım. Varsa bir şeyi, aslında gece yarısı gelmeleri hiç mantıklı değil ve doğru değil. İnsan hak ve özgürlükleri açısından bakıldığında büyük bir hak ihlali. Geliyorsunuz ve büyük o semtte insanları rahatsız etmeyi yana bırakın. Korku salıyorsunuz. Aslında gözdağı veriyorsunuz. Kapıları vurma şekillerinden, yüksek sesle konuşmalarından, kalabalık şekilde gelmiş. Celalettin Can bilinen bir insandı, kaybolacak değildi. Siz bir telefonla dahi çağırsanız gidebilecek. Evimizi aradılar. Kısmi dağıtmalar oldu. Zaten o dönem anda müdahalelerimiz de oldu. Hani ne arıyorsunuz, bu evde aradığınız şeyleri bulamazsınız diye. Kimi yayınlar alıp bunlar yasak dediler. Tek bir yayın yasak olamaz yani. Başka bir yerde toplatmış olabilirler. Bir iki resim, fotoğraf vardı, onları aldılar vesaire. Gece 7 Şubat aldılar. Yaklaşık 14 gün vatanda kaldı. Sağlıksız koşullarda vatanda kaldı. Kapalı, havasız yerde 14 gün kaldı. Uzatma istediler. Tüm itirazlarımıza rağmen, savcılığa yaptığımız bütün itirazlarımıza rağmen bu sürede hani evinde bulunarak tekrar davanın dışarıdan izlenmesi konusunda, sürdürülmesi konusunda kesinlikle kabul etmediler. Çeşitli dilekçelerimiz oldu. Bunu isteme nedenimiz kendisi yaklaşık bir 6 yıl önce, 7 yıl önce bir kalp ameliyatı geçirmişti. İlaçlarını düzgün kullanması gerekir. Dışarıdayken dikkat ettiği için sağlığında bir problem yaşamıyordu. Havasız yerde kalmaması lazım, hareket etmesi lazımdı. Ve onun dışında da bir biyopsi işlemi yapılacaktı kendisine başka bir rahatsızlık için. Bütün bunlar o süreçte kalmış oldu ve ortamın sağlıksızlığından her gün risk altında olduğunu söyledik. Bunun belgeleri vardı. Türkiye'nin önemli, bugün Cerrahpaşa dediğimiz hastanelerinden önemli raporları vardı. Buna rağmen dikkate almadılar. 20 Şubat'ta da tutukladılar. Tutuklama gerekçeleri kamuoyunda kısmen bilinir. Tutuklama gerekçelerini, işte neden Cumhuriyet Gazetesi'ne gittin? Orada Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gözaltılarla ilgili ziyarette bulundum. Neden 12 Eylül mahkemelerini biz izledik, tanığı olmak istedik. Gerçek bir yargılama olmadığını biliyorduk. Bir makyajdı bizim değerlendirmemiz ama biz tarihin her aşamasında, 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili tarihin her aşamasında tanık olmak istiyorduk. Gerçek bir yargılanma yapılmadığını mahkeme önlerinde söylememize rağmen o salonlarda dinlemek istiyorduk ve biz katıldık mahkemelere. Mahkemeler bitme aşamasında hepimizin izlediği gibi insanlık suçlarında zaman aşımı olmadığı halde zaman aşımına koydular. Zaten bütün yargılananların kaybıyla birlikte de dava düştü. Biz bunun ardından tüm Türkiye çapında bir basın açıklaması çağrısında bulunduk. Ve 12 Eylül mahkemelerinin gerçek bir yargılama olmadığını veya gerçeklerin açığa çıkmadığını, gerçek bir yargılama için mecliste ciddi bir komisyonun kurulması gerektiğini, yüzleşilmesi gerektiğini ve dışarıda da bu mahkemelerin kurulması gerektiğini, gerçek mahkemelerin kurulması gerektiğini, yoksa bu böyle devam ettiğinde darbelerin tekrar yaşanmaması mümkün değildi ve insanlık suçlarının tekrarını gündeme getirecekti. Bugün aslında süren bir 12 Eylül anayasası ile birlikte süren bir 12 Eylül olduğunu söylüyoruz. Biz bu düşüncedeyiz. O gün de o düşüncedeydik. Ama o mahkemelerin tanığı olduk. Neden mahkemelerle ilgili basın açıklamasına davet ettiniz? Bizim kuruluş amacımız bu zaten. İnsan hakları mücadelesinde de bu böyledir. Demokrasi mücadelesinde de böyledir. Biz 12 Eylül'ün tüm siyasal sonuçlarıyla ortadan kalkması gerektiğini savunduk ve orada da mücadelemizi yürüttük. Bir başka şey, işte Gülten Kuşanak ve Selahattin Demirtaş'ın alınmalarıyla beraber bir basın açıklaması oldu çeşitli alanlarda. Oralara neden katıldın? Benim yapmam gereken işlerden biri. Yani ben mücadele eden bir insanım. Demokrasi, barış ve insan hakları için bu alanlarda olup bunların bir daha yaşanmaması için de bu alanlarda bulunuyorum. Hepimiz bu empatiyi yapabilmeliyiz. Hepimiz o alanları çoğalttığımızda demokrasi ve insan haklarının gelişmesine katkı sağlarız. Caydırıcı olabiliriz düşüncesi onlar için çok önemli. Bunları sordular. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Kürtlerin yaşadığı coğrafyada bir hendek tartışması yürüdü ve bir süreç yaşandı. Orada yaşayan halkları bir kampanya düzenlendi. İşte buzdolabı, battaniye, neden bu kampanyaya katıldınız? Böyle çok sıradan, aslında önemli tabii Türkiye'nin temel meselelerinden
düz ama Celalettin Can'ı yargılamak, gözaltına alma gerekçesi olarak gösterecekleri şeyler değildi bunlar. Celalettin Can'ın çıktığı yani 2000'li yıllardan bugüne kadar gerek kamuoyunda gerekse televizyonların çeşitli kanallarında bütün bu sokakta ne söylediyse bugün de aynı şey. Söyledikleri biliniyordu. Yani o gün söyledikleri suç değildi. 2013'te 2016'ya gelinen 2015'e kadar akil insanlar grubundayken ne söylediyse sonrasında da aynı söyledi. O dönemin başbakanın karşısında 40 dakika konuşan hemen hemen bildiğim kadarıyla tek insanlardan. Yani neden bu ülkeye barış gerekli ve ne yapılması gerektiğini anlatan bunun belgesi, kaydı da var, dosyası da oluştu zaten. Bütün bunları söylemesine rağmen o gün o söyledikleri bugün suç olarak önüne getirildi. Oysa Celalettin Can'ın hani ve herkesin düşünceleri o hapishanelere sığmayacak kadar farklı. Onlar hani fiziken insanları oralara kapatıyorlar ama esas olarak kimsenin düşüncelerini hapsedemezsiniz yani. Hapsettiğinizde zaten düşünce ve ifade özgürlüğü dediğiniz o kalıplaşmış sözü bırakın. Büyük bir insanlık suçu işliyorsunuz. Yani büyük bir insanlık suçu işleniyor. Sadece Celalettin Can değil, Celalettin Can'ın özelinde binlerce diyebileceğimiz insan bugün bu nedenle hapishanelerde. Bir de özel olağanüstü hal uygulamalarıyla işte 20 Temmuz gibi 2016'nın 20 Temmuz'undan beri bir OHAL süreci var ve 3 ayda bir uzatılıyor. Bütün bu 3 ay süresince binlerce insan gözaltına alındı, binlerce insan tutuklandı ve ağır uygulamalar da yaşandı, hala da yaşanıyor. Silivri cezaevini anlatayım size. Evet, onu soracaktım ben de. Evet. Yani şu an bildiğim kadarıyla Celalettin Bey sağlık sorunları da yaşıyor. Tedavi sürecine girmesi gerekiyor. Fakat bu da zannediyorum OHAL koşullarının etkisiyle engelleniyor. Ayrıca 5 no'ludan 9 no'lu koğuşa alındığını biliyoruz. Bir cezaevi koşulları nasıl? Biraz o şöyle, 20 Temmuz'da tutuklandıktan sonra metriste bir gün kaldı ve hemen Silivri'ye götürdüler. Silivri'de ilk 5 no'luda kaldı. 5 no'luda daha kalabalık, dışarıdan da tanıdığı kimi dostları oradaydı. TV 10'dan Veli Haydar, Veli Güleç, bütün bu insanlar oradaydı. Doğan Erbaşlar. Yani dışarıdan merhabalaştığı, birlikte partide siyaset yürüttüğü İnsanlar da oradaydı ve bir dayanışma ve birlikte hani yaşamı daha kolaylaştırma söz konusu. Cezaevleri hiçbir zaman yaşam alanı olarak görülmese de bu sürecin ödenen bedellerin dostlarla daha kolaylaştığını biliriz. Bütün bu alanda daha iyiydi. Ama tabii ki tedavi süreçleri her zamanki gibi, bütün cezaevlerinde olduğu gibi orada bulunan mahpuslar için çok zor koşullardı. 5'te yaklaşık bir 25-30 gün kaldı ve 25-30 gün boyunca bir ara ara tansiyon ölçümü oldu. İlaçlarını vermek zorundaydılar çünkü kendisinin bütün sağlık raporlarını cezaevine sunduk. Ama tabii dışarıdaki o sistematik kendisinin düzenlediği, yaşamında düzenlediği kontrolde olmadı hiçbir şey. Ve 5'te sürekli cezaevine dilekçe yazıldı, avukatları gitti görüştü. Bir biyopsi yapılması gerekir. Biyopsi yapılmadığında, bu süre uzadığında farklı riskler oluşabilir. Biz biliyoruz, insan hakları derneklerinin ve bu alanda mücadele eden kimi yapıların, Türkiye'nin hapishanelerinde 403'e yakın ağır hasta mapusu var. Ve bu ağır hasta mapusların bugün geldikleri nokta Celalettin Can'ın başlangıç noktası. Onlar da çeşitli sağlık koşullarıyla içeri giriyorlar, alınıyorlar, tutsak ediliyorlar ve o süreçte gerekli kontroller, gerekli tedaviler yapılmadığı için ağır hasta durumuna düşüyor. Celalettin Can oraya gelir mi ya da bu durumu yaşar mı? Zaman gösterecek. Hani tutukluk haliyle ve uygulamalarla ilgili bir durum. Ama biz tabii ki kaygılanıyoruz çünkü kendisinin belirgin rahatsızlıkları var. Kendisi çok fazla bu sağlık sorunuyla da dikkate almak istemiyor. Yani çok daha zor koşullarda olan insanlar var. Esas olarak insan hakları açısından büyük ihlali yaşandığını, gözaltına için öne sürülen gerekçelerin hiçbirinin benim tutuklanmam için neden olamayacağını, herkesin var tabii bu. Biz Celalettin özelinde konuştuk. Buradan daha yürümenin daha doğru olacağını söylese de sağlık sorunu önemli bir mesele. Tedavi sonra buradan 9 no'luya gidiyor. 9 no'lu Türkiye'de bilinir, Silivri cezaevinde bir tecrit alanıdır aslında. Bu alanda ilk 2-3 gün yalnız kalıyor ve yalnız kaldığı sürece sürekli
yalnız kalmak istemediğini ve mutlaka birileriyle kalmak istediğini söylüyor. Orada olan insanların tamamı tek başına kalıyor. Zaman zaman ikili oluyor. Ve o süreçte işte 2-3 gün sonrasında sürekli söylemesiyle birlikte bu Van Belediye Başkanı Bekir Kaya yanına getiriliyor ve o günden bugüne de onunla birlikte kalıyor. Cezaevi içindeki uygulamalarda şöyle diyeyim, mesela ben mektup yolluyorum, mektuplarımı vermiyorlar. Daha Nisan ayının ortasında yolladığım mektupları son pazartesi görüştüğümde almıştı. Ve o da dosyası sürekli bir dilekçe yazmayla ve bir dönemde artık tepki gösterme sırasında alıyor. Kıyafetlerini keza öyle, giysilerini, tedaviyle ilgili son söyleyeceğim şey, çok zorladık. Yani mutlaka biyopsi yapılması gerekiyor. Çünkü dosyada gizlilik var. Karar ne zaman çıkacak? Dava ne zaman başlayacak? Bunların hiçbiri bilinmezken hani bu süreci bekleyip Celalettin Can'ın sağlığıyla oynamaları büyük bir hak ihlaliydi ve biz bu konuda çok bastırdık. Cezaevine gerek savcılıklara gerek parlamento üzerine bastırmamıza rağmen dikkate almadılar. Sadece kampüs içinde bulunan bir hastaneye rehbere götürüp orada işte bir şeyin yok, bununla da devam edebilir gibi dendi. Tekrar biz ısrar ettik. Son geç iki hafta önce Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüp orada da tabii burada başka bir şey daha oluyor. Silivri Devlet Hastanesi'ne götürdüğünüzde ya da ceza içinde kampüse götürdüğünüzde elleriniz kelepçeli gidiyorsunuz. Bir hastaya uygulanmayacak bir şey bu. Hasta olarak götürdüğünüzde doktorun karşısında kelepçeli duruyorsunuz. Ve muayenede kişinin özel mahremiyeti vardır. Doktoruyla yalnız kalması gerekir. Bu uluslararası mahpus haklarında da böyledir. Normal insan içinde kimseyi yanında bulundurmak istemeyebilirsiniz. Bu uygulanmıyor. Yanında jandarmayla birlikte evleri kelepçeli olarak bulunuyor. Bunlara itiraz ettiğinde de ya götürmüyorlar ya da tepki gösteriyorlar. Zaman zaman diyor işte kelepçeyi gevşetiyorlar ama kelepçeyle sürekli bütün muamele oluyor. Bu zaten kabul edilmeyecek bir insan hakları ihlali diye anlatıyor. Ve biz de tabii öyle değerlendiriyoruz. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Sonra iki hafta önce birden aniden geliyor. Senden biyopsi isteniyormuş deyip Çapa'ya, Cerrahpaşa'ya götürüyorlar. Cerrahpaşa'da tedavi için bakıldığında şey deniyoruz, evet tekrar sizi şey yapacağız, gün veriyorlar. İşte önümüzdeki bu ayın sonunda bir biyopsi kararı alınıyor. Evet. Ama biz tabii ki buradan da bir kez daha söylemek istiyorum. Hastanın avukatı ve yakınları yanında olmak zorunda. Çünkü önemli bir kalp rahatsızlığı geçirmiş bir insan. Sonuçta özel ihtiyaçlar olacak. Yani orada kalması gerekir. Cerrahpaşa'da hastanede kalması gerekir. Bir veya iki gün en azından cezaevindeki farklı bir sonuç yaşanmasın diye. Burada bir hasta koğuşunun olmadığı söylenip getireceklerini söylüyorlar. Bu süreci izleyeceğiz. Dışarıdan da takip etmeye çalışacağız. Ama içeride hasta mapuslar ve Celalettin özelinde sağlık meselesinde çok büyük bir hak ihlali yaşandığını bizim pratiğimizden de gördük. Ve 402 mapusun geldiği nokta bu buralar diye. Duruşma tarihi belli. Şimdi dosyada gizlilik kararı var. Bundan 75 ya da 76. günde iddianamenin bize çıktığını söylediler. Biz iddianameyi görmedik. Kabul süresi var. Tensip denilen şey olacak. Bu kabul süresinin yarın dolması bekleniyor. Bu arada siz de göremiyorsunuz. Avukatları da göremiyor. Yarın bekliyoruz, alacağız. Neyle suçlanıyor? Aslında çıktıktan sonra bu gizlilik kararının kalkması lazım. Gizlilik kararı diye bir şey olmaz. Tutukladıktan sonra tutuklunun ya da mahkumun hakları, hukuk var mı? Olağanüstü hali bırakın. Olağanüstü hal olmasa da Türkiye'de hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Hukuk devletinden bahsetmediğimiz bir ülkede normal bir uygulama beklememiz mümkün değil. Hukuk işlemediği, hukukun hiçbir alanında gerçek uygulamaların yapılmadığını, yargıyı biliyoruz bugün. Bu tür sonuçları biz sadece ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Hani bir gün bu ülkede gerçekten demokrasi ve insan hakları istenilen noktaya gelecekse bizim vazgeçmeden bunları anlatmamız gerekiyor. Süremiz çok azaldı. Evet. Bir noktaya daha değinmek, yani sizden dinlemek isteriz. Bu süreçte sanırım dostları ve arkadaşları da hep dayanışma adına önemli basın açıklamaları yaptılar. Celalettin Can'ın hep görüşte söylediği, çok sıkça avukat arkadaşlar, kendisi siyasal bilgiler öğrencisiyken diğer arkadaşlar hukuk, tıp okudu. Tabii tıp alanındakiler ziyaret edemiyorlar ama çok fazla ilgileniyorlar.
Celalettin Can'ı çok sıkça ziyaret ediyorlar. Avukat arkadaşları sağ olsun çok sık ziyaret edip hem onunla sohbet etmek hem görüş alışverişinde bulunmak. Dostları keza böyle bir dizi kampanya biçiminde kendisiyle ilgili çalışmalar yürüyor. Şu anda işte kart atma eylemimiz oldu. Kart attık kendisine ve aslında parlamentoya ve çeşitli bakanlıklara mektuplar, kartlar yolladık. Şimdi Akil İnsanlar grubu bir imza topluyor. O süreçteki konuşmalarından dolayı bugün yargılanmamalı. Celalettin Can kamusal alanda ne konuşuyorsa bugün de aynı şeyleri söyledi. Bunlar tutuklama gerekçesi olmamalı. Derhal serbest bırakılmalı. Sosyal medya eylemleri oluyor. Sürekli Cumhuriyet Gazetesi'nden mektuplar yayınlanıyor. Dostları mektup yazıyor ve onlar yayınlanıyor. Sürekli onun dışarıda sesi olmak istiyoruz. Celalettin Can çünkü dışarıdaki hayatı, özgürlüğü çok önemliydi. O hiç yerinde durmayan, benim bile çok az gördüğüm zaman zaman o hep yürüyen, hep koşan, kaybettiği yılları tekrar kurtarmaya çalışan ve onun en büyük şeyi benim toprağın altındakilere borcum var ve ben bu borcu ödemek zorundayım. Benim halklara borcum var, bu borcu ödemem. Kaybedilen zamanı çok fazla konu eden ve bunun için hep serzenişte bulunan, mutlaka başarmam gereken, yapmam gereken ve kuşağımın gelecekteki kuşaklara bir tarih bırakması gerektiğini söyleyen bir insandı. Celalettin Can'ın özgürlüğü onun koşmaya başlamasıyla devam edecek. Umuyoruz ki yakın bir zamanda mahkemesi olur, neden yargılandığını bilir ve buna göre savunmasını yapar ve özgürlüğüne kavuşur. Biz özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. Celalettin Can neyle yargılanırsa yargılansın serbest bırakılmalı, davası sürecekse dışarıdan sürmeli ve özgürlüğüne kavuşmalıdır diyoruz. Çok teşekkür ederiz Nimet Hanım. Evet, 78'liler girişimi sözcüsü ve 2013 yılında çözüm sürecinde İç Anadolu bölgesinde Akil İnsanlar heyetinde bulunmuş, şu anda da Halkların Demokratik Partisi parti meclis üyesi Celalettin Can'ın davasını kendisiyle yaşamı paylaşan insan hakları savunucusu ve barış aktivisti Nimet Tanrıkulu ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.